Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda kalan öğrenciler için her ayın 23'ünde düzenlenen Elazığ'ın kültürünü ve yöresel ürünlerinin tanıtıldığı etkinlik 23 Aralık'ta da gerçekleşti. Gerçekleşen etkinlikte öğrencileri AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ yalnız bırakmadı. Türkiye'de ilk kez Elazığ'da hayata geçirilen etkinliğin adresi Sarı Ana Kız Öğrenci Yurdu'ydu. Üniversite öğrencileri Elazığ'a ait yöresel yemekleri yedikten sonra halk oyunları ve mahalli müzik etkinliğiyle unutulmaz bir gün yaşadı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentin kültürünü yansıtmak adına her ayın 23'ü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda yöresel yemek, kürsübaşı, halk oyunları ve mahalli müzik etkinliği gerçekleştiriyor. Bitlis'ten geliyorum. Elazığ'ı tanıyoruz, tanıdıkça seviyoruz ve bu programa da katıldığıma memnunum çünkü güzel şeyler gördük, oyunları güzel, yemekleri güzel, tanıdık, gördük, beğendik. Güzel yöresel yemekler, yöresel halk oyunları oynandı, çok eğlenceli, çok eğlendik. Çok farklı, ilk defa gördüğüm yemekler de, tatlılar da çok güzeldi. Genel olarak zaten her türlü bizi düşünüyorlar, çok güzel aktiviteler hazırlıyorlar. Bugün 23 Aralık. Elazığ'ın tanıtımı için program düzenlendi yurdumuzda. Çok memnun kaldık. Etkinliğe katılarak öğrencilerle sohbet eden AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, öğrencilere ikramda bulundu. Sosyal etkinlikler düzenlemek suretiyle Elazığ'ın kültürlüğü, yemeklerini her yönüyle tanıtma konusunda inşallah gelen öğrencilere güzel bir etkinlik. Ben de bu okulda mezunum, Şahat Mevsim'den Elazığ. O zaman Devlet Mühendisliği Mimarlık Akademisi'ydi. Sonra Trabzon Üniversitesi İnşaat Fakültesi oldu. Tabii bizim okuduğumuz yıllarda sene 75 girişimiz, 82'de bitirdik. 6,5 yılda. Şimdi diyeceksiniz doktora mı yaptık ama 4 yıllık okul 6,5 yılda bitirdi. O gün tabii siyasetle de uğraştığımız için biraz böyle okula yeterince ağırlık vermiyorduk. Cemiyetçilik vardı, vakıf, farklı işlerde. Bir de okul dönemlerinde hadiseler hemen hemen eksik olmuyordu. Elazığ'ımızda haftada 5-10 günde bir bakıyorsunuz, sağ sol kavgası yüzünden öğrenci olsun, Elazığ'da yaşayan hemşehrilerimiz olsun, canlarını kaybediyordu. Çünkü çok sıkıntılı günler yaşadık. Bu bakımdan sizler şanslısınız. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren, amaçlarının Elazığ yöresini kente gelen öğrencilere tanıtmak olduğunu ve özellikle barınma ve beslenme dışında sosyal etkinliklere önem verdiklerini söyledi. Türkiye'de sosyal faaliyetler önem taşırken Elazığ'da biraz daha farklı. 142 kurs açtık. Sarı Ana Yurdu'nda da yurtlar devam ediyor. Bize moral akşamları var ama bugün farklı. Elazığ'dayız, plakamız 23. Her ayın 23'ünde yurtlarda Elazığ tanıtım günleri yapıyoruz. Bu tanıtım günlerinde halk oyunlarımızı, Elazığ yöresel yemeklerini ve mahalli müzikleri sizlere dinletmek istiyorum.